da karşılaştığımız oluyor. Yani imkanlarla yapılanlar arasında dengenin bazen kaybolduğu noktalar da oluyor. İşte sıradan insanların bile görebildiği, işte şu da yapılabilirdi, bu olsaydı daha iyi olurdu denilen noktalarda bir duyarlılık olmadığını görüyoruz. O nedenle o duyarlılıkları da dikkate alarak yeni bir anlayışla bu işin başarılabileceğini düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden yola çıktık. Tabii biz de biliyorsunuz siyasetin içinde devamlamada da yine toplumun bütün kesimlerini kapsayan, görüş ayrılığını gözetmeden toplumun her kesimin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir genel yönetim yapısında oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün hedefimiz ve görevimiz bu. Burada ne demek istiyorum? Yani zaten bu kentin içinde yaşayan herkes bizim arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, komşumuz, iş arkadaşımız. Dolayısıyla bizim burada insanlar arasında bir ayrım yapma, insanlara hizmet götürme anlamında seninki olur, seninki olmaz deme hakkımız ve hukukumuz yok. Bunu tabii hukukçu kimliğimizde de deklare etmek zorundayız. Dolayısıyla arkadaşlar bu düşüncelerle yok. Yaşamımızdaki kararlılığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Yaptığımız, başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Bunları da planladığımız şekilde yaparız ve Edremit'in hizmetine sunarız en kısa zamanda. Bundan emin olun. Bunu en iyi yapabilecek nitelikte kişi olarak veya buna önderlik edecek kişi olarak da kendimi görüyorum. Bunu bir abartı olarak algılamayın lütfen ama kendime duyduğum güven anlamında onu arz ediyorum sizler. Tabii Edremit'in çocukları bunu hak ediyor. Bakıyoruz sokaklarda sahipsiz çocuklar dolaşıyor. Edremit'in yerel yöneticileri, bugünü söylemiyorum, geçmişten geleceğini, kaymakamımız da dahil olmak üzere, kaymakamlarımız da dahil olmak üzere, bu gibi olumsuzluklara hiç müdahale etmiyorlar. Çarşının içerisinde her türlü tehlikeye maruz. Zaten bu olayı 2004 yılında görmüştüm. İnsanlara söylemiştim, bakın bugün yaşıyoruz. Bizim kırsal bölgeden gelip Edremit'te yerleşen çocuklarımız arasında olağanüstü düzeyde uyuşturucu alışkanlığı geliştirdi. Ve bu ölümlere kadar giden olaylara yol açtı. Yerel yönetim olarak bu çocuklarımıza da sahip çıkacağız, çıkmayı düşünüyoruz. Nasıl? Rehabilitasyon, eğitim, onları daha farklı yönlerde değerlendirerek ya da ilk o boş zamanlarını değerlendirerek o ortamlardan uzaklaştırmaya çalışacağız. Bunun için bir çabanın içerisinde olacağını ortaya koyacağız. Yani bir sizi ilgilendirdiği için bu bölümü önemsiyorum. Belediyenin basın bürosu halkla ilişkileri sağlayan, basını aydınlatan ve elde edilen sonuçları da toplumla paylaşan, halkla paylaşan, iletişim ilişkisini kuracağız. Yani önce nerelerde ne gibi ihtiyaçlar var bunları tespit edeceğiz, değerlendireceğiz. Bunların sonuçlarında yaptıklarımızı da yeniden sizlerin aracılığıyla topluma sunacağız. Zaten ben genel yönetimin işlevi olarak şeyi öngörüyorum. Yani yerel yönetim, yerel basın aydınlatıcı olmalı, yol gösterici olmalı. Yoksa olumsuz haberler, olumsuz eleştiriler sıkıntı veriyor herkes için. Ama buna muhatap olanların da doğru düzgün hareket etmesi gerekiyor. Yani basının bu yönünü ele alıp onların uyarılarını dikkate alarak hareket etmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ben şuna özel gösteriyorum. Yerel yönetimin hizmetlerinde süreklilik yaşıyor arkadaşlar. Ben bir şey yapıyorum. Ama arkası gelmiyor. Yani bakım yapılmıyor, devam ettirilmiyor. Şimdi bakın şu çimler, çiçekler ne kadar güzel değil mi? Ona şimdi itiraz edilir. Ama üç çocuklar orası kuruyor, burası bilmem ne oluyor, burası çöp atıp bir şey oluyor. Buna sahip çıkılıyor. Sürekli hizmetlerin sürekliliğini sağlamak önemli. Burada nedir? Denetim, kontrol, takip, eksiklikleri küçükken giderme. İşte yollara bakıyorsunuz, bir yerde bir çöküntü oluşuyor. Güzel yapılmış taş, harika yani bakıyorsunuz yapıldığı taş. Ama o zamanında olur olmadığı için daha büyük işte araçlar gidiyor, kazalar olur. Bu tip şeyleri zamanında müdahaleyle ilerlemeye çalışacağız. Böyle de bir ekip oluşturacağız aslında. Tabii alan çok büyük, daha altın olmuştu, altın olmuştu, buraya kadar. O yüzden bunun takibini mutlaka ciddi içinde yapılması gerekiyor. Bir de bu sürekliliği, hizmetlerin sürekliliğini sağlama açısından da eski belde yönetimi sistemini getireceğiz. Arkadaşlar bizim kendimizden kuşkumuz yok. İnisiyatif vereceğiz arkadaşlara. Bu meclis üyelerimizden görevlendirmeler yapacağız oralara. Yani şöyle şunu demek istiyorum. Altınolu, Güre, Akçay, Zeytinli ve Kadıköy'de mevcut eski belediye birimleri
hükümet belediyesine bağlı olarak aynı zamanda hizmet üreten, üretilmiş olan hizmetleri takip eden, insanların ihtiyaçlarını karşılayan bir yapıya ulaştırılacak. Yoksa şimdi ben kalkıp veya herhangi bir belediye başkanı buradan kalkıp altın sorunu ne görmesi mümkün, ne gidermesi mümkün. Ama oradaki bir arkadaşımız buraya iletebilir, görebilir, şunu yapalım der. Kendini aşan noktalarda buradan katkı ister. Yapabileceklerini orada yapar. Oradaki personel aracılığıyla yapar. Böyle bir sistemi de hayata geçirmek istiyoruz. Yani beldelerin, belediyelerinin kaldırılmış olması, oraların ilgisiz kalacağı ve yönetilmeyeceği anlamına gelmez. Bu işin kolaycılığıdır yani. Bu nedir? Oraları kendi denetimin altına almak istediğinden kaynaklanıyor. Yani ben olayım, ben olayım olmaz. Orada mutlaka yeni yapılar oluşturuyor. Oralara gerçekten bu işi başarabilecek düzeyde arkadaşları, yani şunu arz etmek istiyorum. Orada nasıl kesilen belediye başkanları vardı ve hizmet üretiyorlarsa, aynı niteliklerde, aynı yeterlilikte insanları koyuyorlar. Onlar aracılığıyla yürüteceğiz. Yoksa olmaz. Yani ben bunu çok seviyorum, gönder altınlar dursun orada. Olmaz. VHS. Bunu kaldıracağız. Burada mutlaka dediğim gibi belde başkanlığı, belde belediye başkanlığı yapabilecek düzeyde insanları koyacağız oraya. Yani ne olacak? Bir kere bu göreve atanırsak veya işte aday olursak hemen Malga yanında bulunacağız. Yani biz buyuz, şu kadar suyumuz var. Hepsini açıklayacağız. Tek tek. Yedi sülalemizin öyle yok. Yedi sülalemizin Malga'da açıklayacağız. Kamuoyuna duyuracağız. Elektronik ortamda herkes duyuracak. Ondan sonra da yılda bir bunu yenileyeceğiz. Yani ne almışız, ne vermişiz, ne eksilmiş, ne faydalanmışız. Kaynağını da belirleyeceğiz. Açıklık ilkesi ve şeffaflık ilkesi. Bunu kesinlikle koyacağız. Bu yoksa zaten hemen gelin bana, yani kısmet olur böyle bir göreve gelirsek, seçilirsek. Ya Mahmut sen bir gün şöyle demiştin. Nerede senin mal beyanın değil. Yapamıyorsak zaten orada durmayalım. Gerçekten bunu o gün size sunamıyorsak. En fazla size şunu diyebilirim. Ya İlhan Bey, Uğur Bey, Ahmet Bey, ya iki gün daha müsaade hazırlayamadık da. Bu olabilir ancak. Müsaade etsin. Nedir? Tapu kaydı gelmemiştir. Bilgi bilgi gelmemiştir. Banka hesabından bilgi gelmemiştir. Bu olur. Bunun dışında bunu yapmak zorundayız. Ha, bana da ait bir şey değil bu. Gelecek olan tüm başkanlardan aday olan arkadaşlardan bakım olarak sizlerin de böyle bir talepte bulunmasını isterim yani. Bu önemli. Çünkü neden? Arkadaşlar, belediyeler hiç kimsenin zenginlik aracı olmuyor. Çünkü ben size söylüyorum. Yani herkes hakkı olanı, hukuku olanı sonuna kadar elde edecek. Onun takipçisi ve vereni o konuda yardım edeni desteklerim ben olacağım. O konuda sıkıntı yok. Ama hukuka uygun olacak her şey. Yani şekli hukuka demiyorum, öz hukuka uygun olacak. Yani gerçekten hak edilmiş olacak. Eğer biz bu göreve talip olmuşsak ve bu görev de bize verilmişse halkımız tarafından, o Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili olduğu alanlarda Büyükşehir Belediyesi'nin çalıştırması bizim görevimiz. Vatandaşımız. Aynen. Ben belediye başkanı olarak bu eksikliği gördüğüm zaman Büyükşehir Belediye Başkanı'na giderim. Sayın Başkanım ziyaretimize geliyorum. Reddedecek değil. Hangi siyasi anlayışta olursa olsun. Onun da görevi bu hizmetleri yürütmek ve başarılı olmak. Hem kendisi açısından hem görevlendirmesi açısından bunu yapmak zorunda. Ama sıradan insanlara bu görevi yükleyemeyiz. Yani sokağındaki belediye eksikliğini sen git bunu büyük şehirden alacaksın diyemeyiz insanlara. Biz kalkıp da işte o sorumlu bu sorumlu diyemeyiz diye işte. Ama onu ben takip ederim. Giderim, ziyaret ederim. Açıklarım bak burada böyle bir eksiğimiz var. Hatta onun bir olay iki olay için değil. Toplarım, biriktiririm eksik olanları. Bunlar var derim bizim şehrimizde. Buyurun gelin bunları onaralım. Veya buradaki yetkilileri var. Biliyorsunuz bahçesi var, şu var, bu var. Büyükşehir'in burada müdürlükleri var. Onlar aracılığıyla bunu yaptırır. Yani hem iyi ilişkiler aracılığıyla olur bu, hem de ısrarla takiple olur. Yani iki tane yönetim anlayışı var. Siz bunu sempatik yolla da yapabilirsiniz. Yani kurduğunuz ilişkilerle arkadaşlık, dostluk, anlayış, uzlaşmacı tavır. Çünkü sizden de bir takım talepler olacaktır o kesimden, yani o Büyükşehir Belediyesi'nden. Siz de onlara katkı yaparsınız. Karşılıklı bir anlayışla hizmetler halkın yararına olarak geliştirilebilir. Benim düşüncem bu. Yani orada bireylere, efendim burası bilmem nedir geçiştiremek. Bir de küçük küçük işler var mesela. Orası Büyükşehir'e ait olsa bile, imkanı varsa belediyenin ve bu olağanüstü büyük getirmiyorsa belediyeye Büyükşehir'e, o gün onu çözersin. Ondan sonra gider dersin ki bak biz bunu hallettik ama siz de buna ilgi gösterin. Bunu yapın. Biz de bunun takipçisi olalım. Size yardım edelim. Size katkı yapalım. Bu yol
yolda gerçekten bu yönetimlerin, yerel yönetimlerin oluşma amacına, yani yerelden yönetilen insanların ihtiyaçlarının yerinde karşılanması anlayışını gerçekleştirmiş olur. Eğer biz mevcut işleri büyükşehir indir diye oraya gönderirsek veya oraya doğru yönlendirirsek, oranı yapmasını beklersek, o zaman Ankara yapacak. Aynı anlayış, yerel yönetime ihtiyaç kalmıyor yani. Dolayısıyla bilmiyorum bu felsefeyi anlatabildim mi? Biz büyük şehrindir, kendi işimizdir diye bakmayacağız. Vatandaşın kolaylığını sağlayacağız önce, ihtiyaçlarını gidereceğiz. Kendi aramızdaki o bürokratik işlemleri, hukuksal işlemleri yönetimler çözecek. Vatandaşı ilgilendirmez ki büyük şehrin ne yaptığı ve yapmadığı. Ben billere gidiyorum, işte orada bir tarla var. Göze alacaksın. Borçlanmayı. Bundan korkmayacaksın. Sadece o borçlanmayı gerektiren yatırımı yaparken, planlarken kentte yaşayan herkesin görüşünü alacaksınız. Öyle kafadan ben istedim olduğunu, bu olmalıydı demekle olmaz. Bunu herkese soracağız. Halkın görüşünü alacağız. Ne düşünüyor bu konuda? Yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Nereye yapılmalı, nasıl yapılmalı? Tabii projeler sunarak, örnekler ortaya koyarak. Bunu sorduktan sonra da gerekirse borçlanarak mı yapacaksınız? Başka bir hayatımız öyle değil mi? Bankaya gidiyoruz, kredi alıyoruz, eve alıyoruz kendimizi. 20 sene ödüyoruz. Belediyeler de böyle. Yani efendim borçlanmış, borçlanacak ya. Yatırımı nasıl yapacaksın? Eğer gelirin yeterli değilse, elinde gelirin varsa yeterince ve gelmesini bekliyorsan sürekli, kendi imkanlarınla yaparsın. Bu da doğru. Esas olan da bu zaten. Ama çok büyük yatırımlar gerektiren hususlarda da belediyeler doğru yerlerde, doğru yatırımlar için borçlanmaktan çekinmiyor bence. Evet. Evet, sorularınız dolayısıyla iktidarla ilişkilerimizde de gönül kırıklığı yok. Yani biz Edremit için her kapıyı çalacağız, her kapıya gideceğiz. Kendimiz gidemiyorsak, ulaşamıyorsak o makamlara, bu kentte siyaset yapan, bu kentte ekmek yiyen, suyunu içen herkesi oraya götüreceğiz. Ne dediğimi anlatıyor ki, açıklayayım. AKP ilçe başkanını da alıp götüreceğiz buradan. Ya ben böyle diyorum, gel kardeşim diyeceğim buraya. Gelmesin de görelim. Emel abi, zorla değil tabii ama gelecek. Bu kente hesap verecek o zaman, gelmiyorsa. Ben diyeceğim ki, ben gittim hükümetin kapısına, şu bakanlıktan şunu istedim, Eğitim Bakanlığından. Bana bu arkadaş destek vermedi diyeceğim. Size açıklayacağım, gelip işte bültende açıklayacağım. Bak sizinle böyle sohbet edeceğiz, açıklayacağım. O zaman o arkadaş nasıl duracak ondan sonra? Ya efendim buna pay çıkar. Ben kendim için istemiyorum ki. Edremit için istiyorum ya. Ben sınıfta kalayım. Bırak beni seçilmeyeyim ama dediğin gibi bu hizmet olsun. Bu arkadaşların Edremit'te işte en büyük eksiğimiz bu aslında. Güçleri koordine edemiyor. O güçleri bir araya getirip Edremit'in yararına seferber edemiyor. Bunu yapacak tek adam benim. Emre abi, onu seçeceğim. Çünkü benim burada biliyorsunuz hiç kimseyle siyasi anlamda, yani siyasi görüş farklılığı nedeniyle bir kırgınlığım, bir dargınlığım, bir düşmanlığım yok. Herkesle eşit ilişkiler. Edremit'e bir pazar yürüdü. Yansıma altı yeşil alanı, altı yer altı, patronu Edremit çarşamba pazarı biliyorsunuz. Türkiye çapında bir görüş pazarı. Bunu yaşatabiliriz daha derbi toplu, daha işle ilişkilerinde. Sokak aralarında pazar yapıyoruz senelerde. Çok da sıkıcı oluyor ama işte Edremit'te pazar sıkça bu ihtiyaçlarda olağanüstü kamyon garajı vardı. Şimdi orası inşaat alanı. Orası düşürmüş oldu ya. Yani siz esasında geri gitti dedi Emel abi, eğitim alan anlamında. Bakın biz bunun arsa stoklarından dolayı kaybettik. Bizim Edremit'imizin arsa stokları yeterli değil. Şöyle demek istiyorum. Hep verimli araziler, işte mandalinlikler, zeytinlikler, buraları yok. Yapılan, işleyen yerler haline getirdik. Esnaf dükkanını kapatıyorsa esnafa soracağız arkadaşlar, niye dükkanını kapatıyorsun? Olmaz, bakın devamlı dükkanlar açılıyor, kapanıyor, bir iki ay sonra kapanıyor, gençler işte hani işleri daha şey, işleri yapıyor, kredi alıyor, ne anasını bakıyor, para alıyor, şu kutunu kapanıyor. Nasıl yapacağız bunları? Yani olabildiğiniz ölçü. Sadece işte sana ruhsat verdim, şu kadar para verdim, tamam da bu insanlar nasıl yönetecek bunu, nasıl götürecek, nasıl bu işe rüya edecek? Ona müşteri göndereceğiz, ya yani teşvik edeceğiz, orada bir görmeyeceğiz, belediye başkanı gidecek, orada bir bardak çay içecek. İşte bir kahvaltı edecek, ne bileyim bir eşya alacak oradan, eşiyle gidecek, komşusuyla gidecek, oradan bir konfeksiyon alacak, bir tişört alacak kendine, 10 lira 20 lira alacak bir şey alacak. Ama onun orada alışveriş yapacak, bu kadar havali mutlaka bir kişi alacak, 3-5 kişi alacak, katkılarımız bunlar.
Onlarla masaya oturacak ya, öyle yok. Yani sen kentin ortasına gel, bir şey aç oraya, işletme aç, koca meydanı işgal et. Kardeşim gel diyeceğiz, kaldır bakalım bunu, yer altına bir otopark yap buraya. Ondan sonra da kendi binanı da yenile. Veya bunu muhafazaya tamam, bize böyle bir şey yap, meydanı tekrar oluştur. Tamam, doğru değil mi? Bilenmeyeceğim. Buraya bir yatırım yapsın bu insanlar. Yani Edirne'nin bütün parasını alıyor. Çok uluslu şirket haline gelmiş. İstanbul metropolüne gönderiyor. Buradan olup olup bankalar aracılığıyla parayı, Edirne'nin parasını. Ondan sonra oradan da başka ortaklıklar aracılığıyla yurt dışına gidiyor. Perakende sektörü. Biz bunlardan bir şeyler isteyeceğiz yani. Ben orada toz toprak içinde. Efendim bir meydanda iki tane işte toplantı yapacağım veya iki tane tören yapacağım diye. Bu adamlardan söyleyeceğiz. 40 milyar sözleşme. Sözleşmesini özdeşi vereceğiz mahkemeye. Bakın şöyle söyleyeyim size. Yani bu kesinlikle orayla doğrudan doğruya bir karşı çıkış anlamında değil. Eğer bizim belediyenin oradaki kamuoyu yararına önerdiği projeyi bu arkadaşlar uygulamazsa onlara yapacağımız iş şu. Biz projeyi kuruyoruz, tahliye edeceğiz. Projeyi kuruyoruz, davayı açacağız, tahliye edeceğiz. İki dakikada bak size söyleyeyim. Hiç öyle oyalanma yok. Tadilat projesi koyacağız mahkemenin önüne. Bir projeyi hazırlayacağız. Kardeşim biz buraya otopark yapalım. Ben kira verdim. Kaç para kira verdin? Al paranı kardeşim. Yürü güle. Kaldır buradan. Nereye? Tamam zaten yasa var. Kent içinde büyük mağaza olmayacak. Yürü kardeşim git Akçay yoluna. Bul kendine bir yer. Biz de yardım edelim. Projene. Biz de onaylayalım ruhsatını. Git yap oraya rekabet et. Zaten bak yol boyunda kaç tane mağaza var. Bir tane daha eklesinler yani. Biraz daha büyüksün. Arsa verelim yapsınlar, satalım yapsınlar onlara. Ama biz bunu yapmak zorundayız. Kendi içerisinde mikros para kazanacak diye ben atıl bir araziyi tutamam arkadaşlar. Olmaz yani. Yok işte görüyorsunuz yani. Gidin çarşıya, insanlar burnundan su arabasını koyacak yer yok. Karşıda esnaf alışveriş yapamıyor. Çünkü arabasını koyuyor, iki dakika sonra polis başı. Üç dakika sonra zabıta başı. Dört dakika sonra kornalar çalıyor. Hadi çek. Adam bir şey alacak ya. İki dakika İstanbul'dan gelmiş. Bir şey alacak gidecek yoluna devam edecek. Alamıyor. Başkan buradan zaten normal süreç bitti. Uzatma yaptılar. Biliyorum yani... mücadele ederiz. Bunu herkes kafasına koysun. Bu kentte kimse kimseye teslim olmaz. Efendim ben büyük sermayeyim. Büyük sermaye ol. Ben senden servet mi istiyorum? Ben dört tane zeytin tanesi yarım ekmekle karnımı doyururum kardeşim. Ama sen bu halkın esir edemezsin orada. Ben bir mağaza yaptım. O kadar da alışveriş ihtiyacı yok. Bakkal var, küçük marketler var. İnsanlar bulur alışveriş yapmayı. Veya herkesin arabası var artık. Gider dışarıda. Yasa var ya ben bunları çıkartırım buradan. Ben size söyleyeyim ya. Hem esnafı rahatlatırım hem edirimi rahatlatırım. Açık konuşalım. Burada bir ikaz ettim o zaman ben. Hatırlarsanız ticaret odasının toplantıda. Ben ilçe başkanıydım. Dedim ki bak Tuncay Bey yapmayın bunu. Yani burayı vermeyin bunlara. O zaman orası futbol sahasıydı. Şehit Hamdi Bey meydanı. Çok Edemiz sporu çok maçlarına gittik orada. Ben merkez komutanı iken askerlerimi götürürdüm. Maç izletirdim orada. Yani gençler hem Edremit'i teşvik etsinler. Edemiz sporu hem de maç izlesinler. Ortamına sayılsınlar diye. Götürürdüm. O yüzlerce insan askerimizi götürürdüm oraya. O yıllarda. Tamam Şehit Hamdi Bey'in oradan sözü var biliyorsunuz. Stadyumu diye. Buraya stadyum yapıldı. Onun ismini de ben kaymakama bastıra bastıra biliyorsun gazetede demeç verdim o zaman. Ondan sonra koydular. Yani onu bile kaldırıyor. Her şeyi, herkes her şeyi kaldırıyor. Atatürk'ün üstünü kaldırıyor. Yerine koyuyor. Yazıyı kaldırıyor. TC'yi kaldırıyor. Ya arkadaşlar durun. Bu toplumun bir değerleri var. Bu toplum gökten zemine gelmedi. Biz savaşla ateş çemberinden çıktık. O kadar kolay değil bu değerleri silmek, kaldırmak, yok etmek. Neyse kondu oraya. Şimdi o Şehit Hamdi Bey meydanı bir büyük şirketin 3 kuruş para alınacak diye veya alındı diye. İşgali altında. Olmaz arkadaşlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Yani ben şuna varım. İhtiyaçlar olmasa işte bir kapalı pazar yeri, bir otopark, bir bilmem ne yani toplumun kentsel ihtiyaçları olmasa kalsın orada. Problem değil. Yani değerince parasını ödediği sürece kalsın. Ama şu anda bu olmuyor ya. Yakışık olmuyor. Hem rekabete aykırı. Bak üstün rekabete aykırı. Kentin ortasında 50 bin nüfusun barındığı bir kent merkezine sen dükkanını açmışsın. Öbür tarafta adam gitmiş, yasaya uymuş, yol boyunca bir şey yapmış. O orada kıvranıyor, müşteri bekliyor arabayla gelsin. Sen burada yaya geçene de satıyorsun. Ona da rekabete aykırı bir kent. Rekabet kurumunun bile buna müdahale etmesi lazım. Kaldı ki yasa var. Ha nedir onlar şimdi kazanılmış haktan yararlanıyor. Yani zamanında bunu yaptık. O zaman bu yasa yoktu. O yüzden biz burada kalıyoruz. Ama biz onun formülünü bulduk. Hukuksal formülünü bulduk.
başkan şu var ama bak özür dilerim. Orada kalma koşulu olacak onların yine. O hakkı tanıyacağız evet. Onları. Tabii. Ama nasıl tanıyacağız? Oraya bir yatırım yapacağız. Bizim kentin ihtiyaçlarına dönük bir yatırım yapacak. Gerekirse biz de katkı vereceğiz. Ortaklaşacağız. İşbirliği yapacağız. Ama o yatırımı gerçekleştirecek. Onların cebinden de bir şey çıkacak. Yani o kiralamayı da uzatabiliriz bunun karşılığında. Ama onlara bir bedeli olacak bu işte.